Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Mart Pazar günü Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Adana'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altılımız olacak. 2 altılıyı da yorumlayacağız. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, yorumlara geçmeden önce videomun hemen altında bulunan bir beğen butonu ve de yorum bırakarak bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet, birinci koşumuz saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinden bir mailing koşu 3 yaşlı. İngilizlerin 1800 metre çimde mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada ilk tercihim aslında bankoda değerlendirebiliriz. Şöyle söyleyeceğim, ilk koşusunu Ankara'da 1300 metre çim, sonra Adana'da 1200 metre kumda mücadele verdi. Yani at böyle sanki uzunu istercesine gerçekten çok etkili koştu. İki tane ikincilik sığdırdı. Şimdi tekrar çime çıkıyor. Mesafını uzadı. Zalabe'ye ben çok çok yarayacak diyorum. Bir tek bunun ciddi rakibi hem orijinal olarak Winder Win gibi güçlü bir orijine sahip olan, yaptığı koşular hep 1400-1500. Sonlarda zıkkın gibi geliyor. Çimi de yapacaktır. Çimi de iyi koşar. Mesafenin uzaması bir nolu safkanımıza da çok çok yarayacak diyorum. Ve 5 ile 1 benim önceliğim olacak bu koşuda. Tabi riski seven arkadaşlar 5'e yönelebilir ama ben 1'i de atlamayın derim sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Şartlı 5000 mücadele, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek 5 safkanımız yer alıyor. Birinci 5'lik ayımız da burada start alacak. Evet, gözümüze çarpan Zolomon sevgili dostlar, Ahmet Çelik tercihinde bu grupta da ilk defa koşacak buradaki safkanlarla. Ben Zolomon'u çok çok ön planda tutuyorum. İlk tercihim, ikinci atın bir nolu Bürelva'yı diyerek burada da iki safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Halkırık ayağımızın ikinci ayağında. Evet, üçüncü koşumuza geçelim. Yedili plasa ve birinci üçlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Bir mailing koşu, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çimde mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. Bir ekürümüz var. 3, 5 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet, bakıldığında Badulav, Mehmet Akyoğuz'da ilk defa start aldı. Şimdi ikinci kez de buluştu. Çim yarışını biliyorsunuz, çimde daha da etkili koşan bir safkanımız, koşular vardı Ankara pistinde. Ben çime yine kavuştuğunu, özlemle çimi beklediğini biliyordum. Badulav benim ilk tercihim olacak. Bunun akabinde 3 nolu Köstence sevgili dostlar. Köstenceli Gökhan Kocakaya tercihinde. Ben burada çok çok etkili bir koşu gelecektir. Dikkat diyeceğim. Üçü de yazma taraftarıyım ve de 2 nolu safkanımızda Harun Kılıç Aslan'la bir sürprize imza atabilir. Buna da göz ardı etmeyelim. Sıralamam benim 1 Badola başta olmak üzere ekürler 3 ve de 2 nolu safkanımız yeterli olacaktır bu koşuda. Evet, dördüncü koşumuza geçelim. Dördüncü koşumuz ikinci altılık ayarımızda başlangıç ayı handikap 15 bir mücadele. 5 beygir Arapların 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız burada deklare. Bakın, Ağams'ın gruba liderlik yapacaktır. Sona kadar direnebilir. Kadir Demirel'le Aprant arkadaşımızla benim ilk tercihim. Buna en ciddi rakip Darius sevgili dostlar olacak. Müslüm Çelik'le yaptı. İlk koşusunda da birini Adana'da 2100'ü kazandı. Arkasından 1900 handikap 16'da etkili bir koşu çıkartarak pistten bir ikincilik çıkarttı. Ben Darius'dan da etkili koşu gelecektir. Yani 5 ve 8 benim önceliğim olacaktır sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuza geçelim vakit kaybetmeden. Handikap 21 bir koşu bizleri bekliyor. 2. 5'lik ayımızda burada start alacak. 4 büyük Arapların 1200 metre çimde mücadele verecek kısa bir mesafeli bir koşu. Gerçekten yani zor bir koşu burada bizleri bekliyor. Birazcık fazla at yazmamız bence uygun olacağını düşünüyorum. Bunlar kimler? İlk şans vereceğim atın yaptığı son koşusunda güzel bir birincilik elde etmişti. Sonra 113 günlük bir araya girdi. Çalışmalarda gayet tatminkar. Serkan Yıldız da Aprant arkadaşımızla ilk defa buluştu. 4 nolu güzel çocuk benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Aynişan diyeceğiz Mehmet Akyoğuz'da.
Üçüncü atım Yerinoğlu Safın Deli Oğlan. Sonra 9 nolu Kırkumru mutlaka değerlendirelim. Ve de 11 nolu Efkarlı Efe diyerek Müslüm Çelik'le buraya da böyle 5 safkan yeterli gibi gördüm. Diyeceksiniz Vampir var, tamam, bu grubun gerçekten çok çok kaliteli bir safkanı Vampir sevgili dostlar. Ama ben yani şöyle diyeceğim, ben Vampir'in Adana'da yaptığı, tamam, kısa vadeli de 1200'e güzel bir ikincilik elde etti. Biraz daha mesafe uzun olmuş olsaydı, yani 1400 gibi Vampir'den çok etkili bir koşu gelebilirdi. Tabii ki yeri olan arkadaşlar, ben değerlendirmedim, değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar, bir nolu Vampir'i de. Evet, 6. koşumuz altılı gayrımızın da son ayağı olacak. 1. altılı gayrımızın son ayağı kısa vade 8-1 koşu 4 büyük kule İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek. 4'lü gayrımız da burada start oluyor. 6 safkanımız, İngiliz safkanımız kıyasaya bir mücadele içine girecek. Evet, son koşusunda zaten 2 koşu görmüştü. Yani ikisinde de son 2 koşusunda da sizlere banko olarak önerdiğim bir Deli Tahir vardı. Beni de yanıtlayarak kuponumda yer vermiştim. Şimdi burada Osman Bey var sevgili dostu. Osman Bey de Gökhan Kocakay ile iyi uyum içerisindeler. Yaptığı Adana'da açık 2'de 1900'ü kazandı. Arkasından 1400'e mesafeni kısa geldiğini düşünüyorum. Gerçi açık 2'de 1400'de de etkili koşulları var ama ben burada Osman Bey'i de yazma taraftarım, ama ben risk alacağım sevgili dostlar. Yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ben Deli Tahir'den yarın Müslüm Çelik'le yine sonlarda çok çok etkili gelip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim birinci altılı gayrımızın da son ayağına tekabül eden bu koşuda benim Deli Tahir yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. Evet, şöyle de bir şey de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Yani burada Deli Tahir'i güvenmeyen arkadaşlar burada 5 nolu Zala Bey'i de Ahmet Çelik'le yönelip banko değerlendirebilirsiniz. Burada da 6. koşumuzda da ben 1. altılı gayrımda son ayakla yapmak istemiyorum. 2 nolu Osman Bey, 4 nolu Ahmet Beyli'yi de kuponlarımıza ekleye bir altılı şablonu çıkartabilirsiniz. Eğer kafada 5'i tek atıp buraya 3 at geçtiğimiz zaman 18 TL'ye tekabül ediyor. Kuponumuz sevgili dostlar, eğer yani şöyle yapalım. 1. koşuda 1'i de yazarsak yanına sevgili dostlar 36 TL yapıyor. Yani pek o kadar yani yüksek bir şablon da olmadı. 2 at, 2 at, 3 at, 2 at, 5 at ve de 3 at 6. koşuda değerlendirdik. Bunları değerlendirdik. 36 TL'lik bir şablon çıkıyor. Teksiz bir altında yapabiliriz. Evet, 7. koşumuza geçelim. Şartlı 4 yamak 2-1 koşu 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, benim burada üst safkan yöneleceğim. Bordo Mavi, ben bu grupta, uygunlaşan bu grupta bir çırpıda bitirebileceğini düşünüyorum. Nizamettin Demir'le yani çok çok seri safkan. Benim önceliğim bir nolu Bordo Mavi. Riski sevenler arkadaşlar yönelebilir. Ama rakip hanesinde 3 nolu Sarraf Baba ve de 2 nolu Çınarta'ya dikkat derim. Yani bu 3 safkan bu grup için, bu koşu için yeterli olacaktır. Evet, 8. koşumuza geçtiğimiz zaman bir maiden koşu bizleri karşılıyor. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çimde mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Burada da evet, benim burada banko adayım, o da kim? Lady Eleni olacak. Mehmet Akyoz'da ben bu tekrar çim yarışına çıkacak. Mehmet Akyoz'da ben bu grupta çok çok söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Lady Eleni benim banko adayım olacak. Evet, 9. koşumuz handikap 16-1 mücadele 4 rekoru İngilizlerin 2000 metre çimde mücadele verecek. 2. altılı gayrımızın da son ayağı 12 safkanımız yer alıyor. Evet, burada en zorlandığım koşu burası sevgili dostlar. Diyeceksiniz abi burada şu safkan gelebilir, bu safkan gelebilir, yorumlarda da yazabilirsiniz sevgili dostlar mutlaka. Ben gerçekten içinden çıkamadım. Bir nolu safkanımıza baktım sevgili dostlar, yaptı üst üste başarılı koşulara sahip uzun mesafelerde sonra aradan sonra bir koşu gördü. Bu koşu ona şöyle diyelim itman gibi olduğunu düşünüyorum. Bir yedincilik zaten çimi bekleyen safkanlar, yavaş yavaş hazırlık geçiren safkanlar. Yani bir Grand Shadow sevgili dostlar çok etkili bir koşu yapacaktır. Benim ilk tercihim
İkinci hatın iki nolu safkanımız Serkan Yıldız'la, sonra üç nolu safkanımız Mert Gökalp Aslan'la, on nolu safkanımız Ahmet Çelik'le, 7, 9, 11, 12, 6 olarak ben kuponumda bu safkanı ayırmadan yer vereceğim. Gerçekten ikinci altılı gayemizin sonaya sürpriz açık bir koşu. Burada hangi safkanı neredeyse dışarı bırakırsa onun geleceği gibi bir koşu. Altılı gayemiz 5'te 5 giderse burayı kaçırmayalım sevgili dostlar. Burada sürpriz arabamız doğru olacaktır. Evet, Bursa'nın aktaracağım Adana şablonum buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz tüm yarış severlere. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize sevgili dostlar.